Evet, bugün Demon's Souls oynuyoruz. Daha öncesinde konuşmadım ki işte yazılar ve görünsün. Daha önce başlamıştım bu oyunu, yanlış oynadığım için tekrardan başlama ihtiyacı hissettim. O yüzden yeniden başlıyoruz. Karakteri erkek seçeceğim. Önce sınıflara bakmak istiyorum. Asker, şövalye, avcı, rahip, büyücü, gezgin, barbar, hırsız, sapınak şövalyesi, asilzade. Daha önce büyüyü seçmiştim ve büyüğünün hiç büyü gücü yenilenmiyor galiba. En azından ben nasıl yapacağımı bulamadım. O yüzden büyüyü seçmeyeceğim. Ben şövalye seçeceğim. En iyisi bu gibi duruyor. Yani ortalama olarak güçlere bakıldığında ve internette okuduğuma göre en iyi olanlar şövalye veya asilzade. Yani en avantajlı onlar oluyormuş galiba. Oyuncu adına da karar vermeyeceğim. Berrak su almayacağım çünkü büyük gücünü yeniliyor. Berrak su ve şövalyenin büyük gücü olmaması lazım. Bence kısmet yüzük iyi gibi. Yani daha hızlı gelişmemizi sağlayacak gibi. O yüzden kısmet yüzük iyi. Oyuncu adım. Bunu hala düşünmedim. Önce temelli halledeyim. Böyle hazırlı daha güzel bence. Böyle kalsın. B kalsın. Muhtemelen A kızın olduğu için herhalde B erkek yürüyüşü, A kızın yürüyüşü diye düşünüyorum. Ben de ses de en iyisi bu kalsın. Görünüşe bakalım. Aslında kendi haliyle iyi gibi ama önce kulakları merak ediyorum. En baştan başlayalım. Hazır olanlarla. Belki buradan bir şey hoşumuza gider ve bu üstünden yürürüz. Çok fazla seçenek olduğu için o da zorlaştırıyor olayı seçmenin. Ben galiba bunun üzerinden yürüyeceğim. Yapamadım. Rengi gibi. Bu da iyi. Genç bir karakter olmasını istiyorum o yüzden. Bizi bozmak istemiyorum çünkü bir fikrim yok nasıl yani değiştirebileceğim, yani nasıl güzelliği yakalayabileceğime dair bu surat olarak.
Gözleri rengini yeşil yapmak istiyorum. Bu yeşil iyi gibi. Parıltı olsun. Bu kadar da fazla olmaz. Hayır, bunu bozmayacağım. Bunları da bozmayı düşünmüyorum. Kulaklara bakmıştık zaten. Bunu da kalsın. Az iyisi kendi hali gibi. Bizimki 14 numara. Şöyle arkadan uzun bir saç güzel var mı diye bakmak istiyorum. Var olan hali en iyisi gibi bence. Böyle az da bu kadar kıllı olmasını istemiyorum. Böyle iyi gibi. Hatta da aşırı hoşuma giden bir şey ama da o yüzden buradan bir şey koymayacağım. Yara izim. Yara iz de koymayı düşünmüyorum. Daha gözlükle ama gerçekçi yapsak fazla parıldıyor mu şüphesine düştü ama böyle iyi gibi. Kalsın böyle. Zaten kas takıyoruz o yüzden suratımız görünmeyecek. İsim düşünüyorum. İsim aklıma gelmedi çok. Rastgele isim seçemiyor muyuz? Yok. İsim birazcık daha düşüneceğim sonra. Kötü bir isim seçip pişman olmak istemiyorum. O yüzden. Şövalyeye yakışacak bir isim olması lazım. Bence Ludoçiel güzel bir isim olabilir bir şövalye olduğu için. Şövalye ismi gibi o yüzden güzel oldu bence. Son halini veriyorum. King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber. And that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men, their souls, those who lose minds,
The mad attack the sane, and Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force, and the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors, lured by the possibilities, braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Saint Urbane. Skurva the Wanderer. The Sixth Saint Astraea with her Night Gull Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Biz diğeri kurtaracağız. Burası sıkıcıydı, o yüzden ben oynamak istemiyorum. Ve daha önce oynadığım için. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. With the Nexus, but the five Archstones will guide you to the Outer Lands. Zırhımız sandığımdan daha yeşilmiş. Herhalde buradaki parıltıdan dolayı mı böyle, yoksa zırhımın rengi mi böyleydi, merak ediyorum. Ben yanlışlıkla silahlarımızı güçlendireceğimiz kişiyi öldürdüğüm için tekrar gelişemedim. O yüzden bu sefer buradaki insanlara saldırmayacağım. Depoya da saldırdım, o yüzden depom da yok oldu ve oyunda hiç ilerleme kat edemiyorum galiba öyle olunca. O yüzden yeniden başladım. You new here. Are you here for my services? The name's Baldwin. I'm just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons. Or forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, eh? Zaten bizim kalkanımız değil mi? Ha, bunlar bizim silahlarımızmış. O yüzden silah geliştirdi oldu. Peki yine eşyalar var mı? Bizde olmayan. Bu içen kalkan hoşuma gitti benim. Buna para biriktirebiliriz. Hem gözlerimizin rengiyle, yeşiliyle de hafif uyumlu gibi kalkanı, yeşili güzel olabilir.
Oh, interesting. I can tell you're not going to last long here. Paramız olsa satın alacağız ama belki bir şeyler satıp para elde edebiliyoruz. Oyunun başlangıcında satılabilecek bir şey var mı? Bu ne? Hazırımız. Oyunun başına satılabilecek bir şey yok para kazanmak için. Depocuyla da konuşalım. I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here in this nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. Geçmiş olsun. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Zaten çok bir eşyamız yok, o yüzden depolamamıza gerek yok herhangi bir şey. Best of luck to you. Teşekkürler. Bu alevler oyunun nasıl oynayacağını anlatıyor. Ben o geçtiğim aktivitede bunları anlatıyordu. İstediğimiz zaman tekrar oradan bakabiliyoruz. Bu buradan gidemiyoruz galiba. Önce etrafı gezdirmek istiyorum. Hem kendim için hem de sizler için. Tekrardan. Bu şövalyeyle konuşmadık. Adamla. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Kahraman olmak için. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Bu adam sandığından daha güçlüyüm. Saldırdım ve çok zor öldürdüm. Sonra silahçıya da saldırıp öldürdüm. Bu adama yiyecek, kendimi iyileştirecek veya büyüyü seçmiştim, büyümü tahsilecek bir eşyam yoktu, öldüremedim. O yüzden de artık silahlarımı yükseltemiyordum, silah satın alamıyordum veya depomda yoktu. O yüzden yeniden başlamam gerekti. O yüzden hiçbir NPC'yi öldürmeme kararı aldım. Burada başka kemer taşları var. İlk kemer taşını bitirdiğim belli bir noktasına geldiğimizde galiba diğerle karşılaşmak ile o kadar gelemedim, o yüzden bilmiyorum. Etrafta bir şey var mı diye bakıyorum. Yanımda bir şey yok. Burada karakterimizi düzenliyor olmalıyız. Yok, düzenlemiyormuşuz herhalde. Burada bir parkur gibi bir şey var. İnternette gördüm ama daha önce denedim ve yapamadım. Tekrar da denemeli miyim bilmiyorum. Ama gidiyorum.
buradan karşıya atlamalıyım ama... Hayır ya, fazla atladım. Zaten bir eşyamız yok, o yüzden ölünce gitmedi galiba. Şimdi ruh atlamaya gideceğiz, orada öldü, eğer ölürsek ruhları galiba kaybediyoruz. O yüzden ölmeden geri dönmemiz gerekiyor diye biliyorum. Aynı şey bulacağımız zırhlara da oluyor ama onu bilmiyorum. Muhtemelen olmuyordur. O ejderhaya eğitip kendi ejderham yapmak istiyor. Bu geri dönmek için olması lazım. Arkamı dönmemeliyim. Yanımızın çok olması iyi oldu. Şövalye seçtiğimiz için. Saldırımız da iyi. O yüzden şövalye güzel oldu. Sen de yanabiliyor mular acaba, hani ateşin üstünden bana gelmeye çalışsalar. Ateşe yaklaşabiliyorlar mı acaba? Aa, yanabiliyorlar mı? Böyle olacağını bilmiyordum. Bunu da yakalım. Güzel oldu. Ha, yanmış izletlere basınca yanmıyoruz. Yukarıda 34 tane ruh topladık. Onlar biz ölünce galiba gidiyor. Tekrardan aynı noktaya gidip alabiliyoruz galiba öldüğümüz yerden ama... Ben tam olarak ben de bilmiyorum. Biraz... Yani benim için en azından biraz karanlık ve zor bir oyun. Belki... Sizin için kolaydır ama... Oldu. Adam öldürünce canımız mı iyileşiyor? İyi bir şey öldürünce. Yok, olmuyormuş. Bana öyle gelmiş. Bir tane ot yiyeceğim. Canımız kullansın. Ölmedi ya. Yakından bir şey yapamaları en azından. Dönüşeceğim bir kere odaklanmayı unuttum. Kendim göremediğim için odaklanınca mavi sarılıyorlar, iyi oluyor. Nerede olduğunu tespit edemiyorum çünkü. Evet.
büyük sorun yapamıyor. Büyük vurmaya dokunmayacağım. Ha, odaklarını sayabilirim herhalde. Büyük vurmayı. O kaç. Dur. Ot yiyelim. Tamam. Odaklanmadıkça büyük vurmayı yapmak çok zor bayağı. O yüzden odaklanmadığım herkese küçük kılıç darbeleriyle saldırayım. Hemen geliyorum.
Ah!
Ah!
good day to you. I can forge weapons for you. Oh, interesting. I can tell you're not going to last long here.
I can forge weapons for you. You come back alive. I would be happy to lighten your load. Rest assured. Your goods are safe and sound. I would be happy to lighten your load. Rest assured, best of luck to you. Best of luck to you.